Kolay gelsin. Bunları ince ince yumurtlayıp limonlayalım. Aa, nereden çıktın sen? Hiç, öyle seni görmek istedim. İyi yaptın. Bir de bir şey sormak istiyorum. Tabii, sor. Nasılsın? Yani restoranla ilgili gerginlikler, ablamların orada olanlar falan. Bulut. İyi değilim Deniz. Suçluluk duygumu bastıramıyorum. Senin suçun değil ki bunlar. Düşünmeden edemiyorum. Demet o davayı hiç kazanamasaydı. Bulut hep Ferit'le kalsaydı. Bulut'un hayatı nasıl olurdu? Nasıl olurdu? Çok daha mutlu olurdu kesin. Peki sen orada çalışıyor olur muydun? Bilmem. Ferit'le muhtemelen birbirimizi çoktan boğazlamış olurduk. Ben de Bulut'un hafta sonu arkadaşı olurdum. Kim bilir? Kim bilir? Gel bakalım. Bakın ben burada kimi buldum? Bulut, senin ne işin var burada bu saatte? Okuldan kaçtım. Aferin sana. Ne demekmiş okuldan kaçmak? Anlat bakalım Bulut Bey. Nerede? Bunlar şahane olmuş. Öyle mi? Bak bak lafımızı değiştiriyor. Küçük adam. Amcam bir soru sordu. Hadi anlat bize. Kaçtım işte. Yani öğretmen ödev verdi. Evinizi, odanızı anlatan bir şey yazmamızı istedi. Sen istediğin zaman çok güzel şeyler yazabiliyorsun. Yapmadın mı ödevini? Yapmadım. Çünkü orası benim evim değil. Ben odayı sevmiyorum. Odamı da sevmiyorum zaten. Hem ben o evde kalmak istemiyorum. Ben sizinle kalmak istiyorum. Bulutcuğum. Ben çok eminim ki halan seni çok seviyor. Ve sen iyi hisset diye ellerinden geleni yapıyorlar. Hayır sevmiyor. Ben sizinle yaşamak istiyorum. Onunla değil. Dayımla, amcamla, seninle. Onunla değil. Madem okulda çalışmıyorsun, o zaman burada çalışacaksınız Bulut Efendi. Hadi bakalım kalk. Kalk 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 kalk. Hadi bir sürü işimiz var, seni bekliyor. Olur tamam. Ne yapayım? Vallahi sana göre bir iş buluruz. Bir sürü işimiz var. Nerede? Nerede? Gelecek mi? Geleceğim tabii. Sen yumurtaları çırpmaya başla, ben yetişiyorum sana. Hadi bakalım. Rap rap. Burada çok mutlu. Orası dışında her yerde mutlu. Tarık. Ben bugün kendim dönerim. Sen beni bekleme. Bayağı bir toplantım var. Yok yok, olur mu öyle Engin Bey? Ben beklerim sizi. Yok yok, bekleme. Git bir arkadaşınla görüş. Ne bileyim, sevgilini gör. Sevgili mi? Yok mu biri? Yok desek daha doğru olur. Hatta yok diyelim. Biraz karışık bir durumun içerisindesin galiba. Vallahi fazlasıyla karışık Engin Bey. Zaten imkansız bir aşk bu. Zor yani, çok zor. Tarık, imkansız aşk diye bir şey yoktur. Yani duygularından, hislerinden eminsen eğer harekete geç. Yarın çok geç olabilir. Vallahi ben duygularımdan, hislerimden falan eminim de Engin Bey, bu harekete geçme konusuyla ilgili çok derin tereddütlerim var. Vallahi tereddüt her zaman var Tarık. Bak benim de Fatoş'la ilgili tereddütlerim vardı. Ne bileyim, birbirimize göre miyiz, değil miyiz diye. Hala da var. Ama artık beklememeye karar verdim. Beklememe kararı derken? Fatoş'a evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Oo. Çok iyi. Süper. Yani çok şaşıracak Fatoş. Muhtemelen beklemiyordur ama... annem böyle hayırlı mevzularda beklememek lazım der. Vallahi benim annem de... evlilik ciddi bir iştir oğlum. Öyle acele karar verilmez der. Yani. Yok yok. Ben eminim.
Bence tam zamanı. Yarın öbür gün teklif edeceğim işte Fatoş'a. Ama bak, sakın bir yerde ağzından kaçırma, sana da güvendim. Yok yok, merak etmeyin Engin Bey. Aferin sana. Bakayım. Çok güzel olmuş. Aferin sana. Senin işin bitti. Hadi ellerini yıka. Olmaz. Ben daha çok çalışabilirim. Ya Buluç'um, halan gelecek seni almaya. İstersen hazırlan. Bulut, bak sen ne diyeceğim. Sen bayağı yetenekli çıktın. Ben sana bir önlük hazırlayayım. Tam böyle sana göre. Bir dahaki geldiğinde onu giyersin, olur mu? Gerçekten mi? Nereden bulacağım senin gibi iyi yumurta çırpanını ben? Oh, ne güzel vallahi, kaptın en güzel işi. Bize hep soğan denk geliyor. Tabii ya, ne sen de. Bulut'cum, halan geldi. Geliyorlar. Teşekkürler. Sağ ol. Hoppa. Bulut'cum. Neden böyle yapıyorsun bir tanem? Bak çok korkuttun ama bizi. Canım sıkılıyor burada. Ya aşk olsun büyük patron. Oldu mu şimdi ya? Sen daha ilk günden su kaynatmaya başladın. Ha? O zaman nasıl büyük patron olacaksın? İnsanın hiç okulda canı sıkılır mı ya? Neyse. Biz şimdi gidelim artık. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Hadi Bulut'cum. Hadi bakalım. Hadi. Ben seninle kalmak istiyorum. Onların evini sevmiyorum. Bak burada kalabilirim. Nerede kalayım? Lütfen zorlaştırmayalım Nazlı. Bulut'cum, ben seni bir daha buraya getireceğim zaten. Söz. Ben sizin evinizi sevmiyorum. Oraya bir daha gitmek de istemiyorum. Neden ama? Senin istediğin her şey var. Yok, Nazlı yok, dayım yok, amcam yok. Ben orada çok mutsuzum. Bulut, bunları evde konuşalım, olur mu? Hadi şimdi gitmemiz lazım. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum, çok yakında birlikte olacağız. Öpücük ver. Oh. Görüşeceğiz, tamam mı? Tamam. Hadi büyük patron, gel. İyi günler. Hadi gel. İyi günler size. Hiçbir şey yapamıyoruz. Mutsuz olduğu yere gidiyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bu böyle gitmez. Bir şekilde Bulut'u onların elinden almamız lazım. Bak sen ne kadar mutsuz çocuk. Mutlu olduğu yerde, mutlu olduğu insanlarla yaşamalı. Öyle olacak zaten. Ben mutfağa gidiyorum. Sen aç mısın? Yok değilim ya. Ya ben de çıkacağım zaten. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Nazlı. Eve yakındım, o yüzden burada buluşalım dedim. Evlenelim. Emin misin? İyi düşündün mü? Bana acele et demedin mi? Acele ediyorum işte. Hadi evlenelim. Daha birkaç saat önce emin değilim, düşüneceğim diyordun. Ben o yüzden şaşırdım. Bulut geldi restorana. Onun yeri burası. Senin yanın. Onun mutluluğu için benim üzerime düşen buysa yapacağım. Tamam o zaman, anlaştık. İyi de sonra ne olacak?
Yani nasıl inandıracağız herkesi, ne diyeceğiz? Yani o kısmı merak etme dedin ama ben en çok o kısmı merak ediyorum. Nasıl söyleyeceğiz bunu insanlara? Nasıl inanacak herkes? Nazlı, buluruz ya bir şeyler. O kadar da dert edecek bir şey değil bence bu. Bulur muyuz? Ne diyeceğiz, biz barıştık, evleniyoruz mu? Hı, olabilir. Olamaz. İnsanlar şok geçirecek. Nasıl barıştınız? Olaylar nasıl gelişti? Nasıl evlenme teklif etti? Ne cevap vereceğiz? Senin fikrin ne? Bence bir hikaye uydurmalıyız. Ya soranlara da onu anlatırız. Eğer farklı hikaye anlatırsak numara yaptığımız anlaşılır. Tamam. Başla bakalım hikayeyi. Mesela ben restorandaymışım. Böyle saatte çok geç olmuş. Tam çıkacağım. Böyle tek başıma oturuyorum. O sırada sen geliyorsun. Elinde çiçeklerle. Niye çiçekle geliyorum ya? Doğru. Kimse inanmaz. Öyle dümdüz geliyorsun. Sonra? Sonra? Sonra işte oturup konuşmaya başlıyoruz. Aramızdaki sorunlardan bahsediyoruz. Sen bana diyorsun ki her şeyi bırakıp aşka sarılalım. Ben öyle bir laf etmem. Aşka sarılmak. Buyur sen devam et. Edeyim. Sen benden defalarca özür diliyorsun. Çok pişman olduğunu, beni çok sevdiğini söylüyorsun ve beni öpmeye başlıyorsun. Yuh! Asıl buna kimse inanmaz. Ben hayatta yapmam öyle bir şey. Nasıl barışacağız? Biz hayalimizde bile barışamıyoruz. İşte sen geldin, oturduk, konuştuk. İkimiz de bu gerilime son vermeye karar verdik. Sonra da ben sana evlenme teklif ettim. Hemen orada. Ecelimiz var Nazlı. Birkaç gün sonra nikah masasına oturacağız. Ferit, kim inanır senin böyle evlenme teklif edeceğine? Nasıl teklif edermişim peki? Sen söyle. Ben restorandaymışım. Yine mi restoran? Benim hayatım restoranda geçiyor. İstersen bizim eve gel. Tamam, yok Nazlı. Restorandan devam et. İşte ben bir gün restorandaymışım. Sen geliyorsun böyle elinde çiçeklerle. Ya çiçekle geliyorsun çünkü evlenme teklif edeceksin. Ondan sonra ben seni gördüğüme seviniyorum. Barışmışız ya. Ama kimseye çaktırmıyorum. Bu gizli gizli görüştüğümüz dönem işte. Sonra sen bana diyorsun ki, Nazlı, seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Ben de tamam diyorum, arabaya binip gidiyoruz. Ha, arabadayız bir de daha. Ya şunu da aksana sokamıyor. Olmuyor. Çok önemli detaylar bunlar. Kızlar hepsini sorar. Bütün detayların üstünden geçmemiz lazım. Tamam, arabadayız, devam et. Sonra böyle ben yürümeye başlıyorum. Bitmiyor bir türlü. Ağaçların arasından geçiyoruz. Etrafta kimsecikler yok. Sadece ikimiz varız. Ben çok şaşırıyorum tabii. Sana sorular soruyorum. Ama sen bana cevap vermiyorsun. Ben şaşırıyorum tabii. Ondan sonra ağaçların arasında bir ışıltı görüyorum. Ona doğru yürüyorum. Bir kış bahçesi. Camdan. Kış bahçesinin içinde çiçekler, balonlar, gül yaprakları falan var. Ben mi yapmışım bunu? Ondan sonra sen beni elimden tutuyorsun. İçeri götürüyorsun. İçerisi masal gibi. Sonra ben gözlerimi kapatıyorum. Sonra birbirimize yaklaşıyoruz. Böyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve... Üşüyoruz herhalde artık. Hayır, sen bana evlenme teklif ediyorsun diz çöküp. Ferit Aslan diz çöker mi Nazlı? İyi, ayakta teklif et. Nazlı, bence bu kadar yeter. Ben anlaştığımızı düşünüyorum. Bak, ikimize de soracaklar bunu. Eğer yanlış anlatırsan açık veririz. Yok, unutma. Benim işe dönmem lazım. İstiyorsan seni de bırakayım. Gerek yok, ben taksiye giderim. Çantamı alayım da. Biliyor musun, ben var ya hiç inanmıyorum. Bence Deniz'e biz ne söylediysek adamın umurunda bile değil ya. Bir kulağından girdi, öbüründen çıktı. Senin kardeşinin bize yardımcı falan olacağı yok. Belki de biraz zaman tanımamız lazım Hakan. Zaman? Evet, sen hangi zamandan bahsediyorsun ya? Biz Bulut'un vesayeti sayesinde o şirkette %48'lik bir oy hakkına sahibiz. Ama hiçbir işe yaramıyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yavaş yavaş elimize ipleri alıyoruz. Daha ne istiyorsun? Hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. İpleri bir an önce elime almak istiyorum. Sonuca varmak istiyorum. Anladın mı? Ferit Aslan'ın bir an önce o şirketten ellerini çekmesini istiyorum. Ya da çektirtmek istiyorum o elleri o şirketten. Anladın mı? O şirketi batırmak, hatta iflas ettirmek istiyorum. Bizim zaten başından beri seninle konuştuğumuz, düşündüğümüz bu değil mi? Planımız bu değil mi? Bu. Ama bunu bu şekilde Deniz'e söyleyemeyeceğimize göre sabırlı olmamız lazım. Sabır Demet Hanım.
başarısız insanların kendileri için uydurdukları ucuz bir bahane. Ben sabretmek istemiyorum. Ben başarılı olmak istiyorum. Senin kardeşin bizim yanımızda duracağına gitmiş Ferit Aslan'ın yanında duruyor ya. Ferit'in yanında değil ki, Nazlı'nın yanında. Demet'ciğim, ha Nazlı ha Ferit. İkisi de aynı. Bulut söz konusu olunca ikisi de aynı kapıya çıkıyor işte. Konuşmak istediğim bir şey daha var. Seni restorandan alsam, yakınlarda bir yere gidip konuşsak. Ne oldu? Anlaşmadan vaz mı geçtin? Vazgeçmedim. Sadece konuşmak istediğim birkaç detay daha var. Seni restoranın kapısına alayım. Çok uzun sürmez ama, değil mi? İşim var burada. Yok, uzamaz, merak etme. Tamam. Yakın bir yere mi gidiyoruz? Yakın. Peki niye arabada konuşmuyoruz? Geldik sayılır zaten, biraz sabret. Sen iyi misin? Gergin görünüyorsun. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Az sonra her şeyi öğreneceksin. Ferit, biz nereye geldik böyle? Şurada ağaçların arasında güzel bir kafe var. Orada otururuz diye düşündüm. Sen emin misin burada bir kafe olduğuna? Şehirde milyon tane kafe var. Neden buraya geldiğimizi sorabilir miyim? Gözlerden uzak bir yer olsun istedim. Kimse görmesin bizi. Ferit. Ne demek bu? Gel benimle. Her şey hayallerimdeki gibi. Sen de öylesin Nazlı. Hayallerimdeki gibi. O kadar çok seviyorum ki seni. O kadar tutsağım, o kadar mecburum ki sana. Gözlerini hep bana bakarken görmek istiyorum. Nefesin hep nefesime karışsın istiyorum. Sadece bana ait ol istiyorum. Bir ömür boyu. Bir ömür boyu.
Neredeyse ben bile inanacaktım gerçek olduğuna. Artık bugün unutmayız herhalde, değil mi? Yok, unutmayız. Gerçek gibiydi. Bayağı uğraşmışsın sen, fena olmamış. Evet, açık vermeyelim diye. Artık anlatacağımız hikaye belli. Üstünden de geçtik, canlandırmasını da yaptık. İyi düşünmüşsün, iyi olmuş. Dönelim mi artık restorana, bırakayım seni. Ha bu arada bu da sende kalsın. Nişanlı sayılırsın, takabilirsin parmağını. Çorbanı da içemedin, boğazına dizildi ya. Apar topar gidelim deyince. Olsun canım, ne olacak yani? Çorbayı her zaman içeriz. Yani neticede ben de o dükkanın bir neferiyim yani, değil mi? Alışveriş yapılacak, malzeme eksik. Çat, gideceğiz alacağız. Hepsi bu. Çok sağ ol Tarık. Rica ederim. Çorbayı nasıl buldun? Beğendin mi? Oo, çorba efsane. Fevkaladenin fevkinde. Muhteşem, vallahi içim ısındı ha. Evet, Engin de çok beğendi o çorbayı. Tabii. Engin Bey de ağzının tadını bilir yani. Evet öyle öyle. Tam bir gurme. Hmm. Tabii o kadar eğitim, workshoplar falan. Yok, sadece eğitimli olacak bir şey değil o ya. Onun içinde var. Ruhu ince. Çok ince. Öyledir Engin Bey. Ben çok öyle bir insan değilim ama. Ben daha da angıl dungulum. Yok ya. Bayağı haksızlık ediyorsun şu an kendine. Yok yok, öyleyim ya. Böyle fazla incelikten daral geliyor hatta bana. Daral geliyor derken? Ay ne diyorum ya ben gerçekten. Nasıl daral yani, şey mi böyle... Yani Engin Bey'den mi daral geliyor, o anlamda mı söyledin? Evet. Hadi ya. Ay yok yok, hayır hayır ya, öyle demek istemedim. Ay öyle demek istedim galiba Tarık, daral geliyor bana ya. Nasıl olur ya? Engin beyaz atlı prensti bir yerde ama. Evet, beyaz atlı prensti ama diyorsun, yani cümlenin bir aması var galiba. Evet, aması varmış galiba. Ay ben Engin'e aşık değilim ya. Yapma ya. Ya seviyorum tabii ki de onu ama bir arkadaş olarak, bir insan olarak seviyorum. Ay ne yapacağım ben ya? Benim Engin'e karşı dürüst olmam lazım bence. Eyvah, çarşı karışacak. Hı? Olaylar karışacak herhalde. Ya bilmiyorum ben, çünkü şey bilmiyorum. Engin Bey'in ne düşündüğünü bilmediğim için, yani nasıl bir tepki verecek? Karışır yani. Ya o halinden memnun gibi sanki. Ama ben birazcık endişeliyim. Ya galiba biz birbirimize pek uygun değiliz ya. Yapma ya. Yapma ya. İşte üzüldüm çünkü. Hayır. Seviyeli de bir ilişkiniz vardı. Öyle öyle görünüyor da. Benim bir an evvel üzerime düşeni yapmam lazım bence. Ve Engin'le konuşmam lazım. Tarık, bu çok aramızda ama, tamam mı? Aa, olur mu? Ne demek ya? Öyle şey olur mu yani? Neticede o sizin sırrınız yani. İki kişinin arasındaki bir şey. O üçüncü kişilerin... Ya şey olacak bir durumu yok zaten. Ha söylesen kime söyleyeceksin, neyi söyleyeceksin yani. Tamam. Hoş geldin. Bir şeyler içer misin? Su alırım. Gitar mı çalıyordun? Hı. Yani tıngırdatıyordum bir şeyler. Böyle kafam dağılsın diye. Soğuk mu istersin yoksa ılık mı? Ilık olsun. Aklından çıkarmak istediğin bir şeyler mi var? Mesela Nazlı gibi. Aklımdan herkes çıksın, her şey çıksın. Ama Nazlı kalsın istiyorum. Deniz. Sana bir şey anlatmam lazım. Nazlı ile Ferit. Nazlı ile Ferit. Ya bunu bin kere söyleyince onlar birlikte mi oluyorlar Alya? Onlar birbirleri için değillerdi. Bundan sonra da birbirleri için olmayacaklar. Onlar birbirlerine karşı bir şey hissediyorlar Deniz. Sadece sen görmek istemiyorsun. Bir kavga ettiler ama şimdi barışıyorlar.
Yani bence barışıyorlar. Sence? Evet. Bence yanılıyorsun. Yanılmıyorum Deniz. Onlar farklılar. Birbirine bakışları, dokunuşları, konuşmaları. Ali tamam yeter. Ne olursa olsun Nazlı benim aklımdan çıkmayacak. Ne olursa olsun. İstediğin gibi yap. Ben aynı şeyleri söylemekten çok sıkıldım artık. Sen zaten göreceksin yakında. Günaydın Can güzeli. Günaydın. Ne yapıyorsun? Müstakbel kocanı mı düşünüyorsun? Şşt Fatoş, sessiz olsan Asuman duyacak. Ay ne var ya, söylemeyecek misin artık insanlara? Söyleyeceğim de hangi birine söyleyeceğim? Annem, babam, Asuman. Ay onlar da vardı tabii. Annene babana söylemesen. He oldu Fatoş, nasıl söylemeyeceğim? Ferit Aslan evlenecek, basın bunu duymayacak mı? Doğru. Basın duyarsa annenler de duyar. Olmaz o. Yok yok. Benim bir çözüm bulup söylemem lazım. Nasıl? Sonuçta onlar da Ferit'i severler bence. Baban zaten tanıyor, o gün tanıştı. Kız, sen o gün resmen söz kahveni tutmuşsun ya. Ay bilemedik ya. Keşke fotoğraf çekseydik. Vallahi Fatoş'cum hiç sanmıyorum ki babam. Ay keşke fotoğraf çekseydik desin. Adam beni çıtır çıtır yiyecek. Nazlıcığım, şimdi bir düşünelim. Bu teklif senin için çok hızlı gelişti. Ve hiç beklenmedik bir şeydi senin için değil mi? Beklemiyorum. Tamam işte babana da aynen böyle söyleyeceksin. Babacığım biz Ferit Bey'le birbirimize aşık olduk. Olaylar çok hızlı gelişti. Vallahi ben de şaşkınım diyeceksin. Doğru ya da doğru yani. Sonra da evlenme teklif etti dersin. Olur değil mi? Olur tabii, çok şahane olur evde. Çok güzel olur. Geriye tek bir yalan kalıyor. Ferit'le birbirimize aşık olmamamız. Onun dışında hepsi doğru. Ferit'le birbirinize aşık değil misiniz? Günaydın. Ah, al işte senin için bir fırsat. Yay haberi. Günaydın ablacığım. Hemen şimdi mi söyleyeyim? Evet evet söyleyeyim. Düğünümüz var kız. İlan et artık şunu. Hadi. Kız. Hayırdır kız? Ne konuşuyorsunuz böyle fısır fısır? Ablacığım. Gel. Gel gel şöyle, ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır inşallah, sabah sabah bismillahirrahmanirrahim. Benim sana bir haberim var. Hı. Ferit bana evlenme teklifi etti. Sabah sabah eğlenecek bir şey bulamadınız, bana geldiniz ama yok canım, yemem ben. Etti. Hı, Ferit Bey sana evlenme teklifi etti, çok güzel. Sen de hayır dedin değil mi? Doğru, rüyalarında falan artık. Evet dedim. Kız. Evet dedi. Siz hiç benim böyle suratıma şaka yapar gibi bakmıyorsunuz. Bayağı ciddisiniz galiba. Ay Asuman, benim böyle konularda ne zaman şaka yaptım gördün Allah'ın seversen ya. Doğruyu söylüyoruz. Ay benim ablam evleniyor. Gel kız gel. Ay. Allah. Ama ben biliyordum. Ben sizin böyle bir kilometre öteden birbirinize aşık aşık baktığınızı biliyordum ya. Asuman yavaş. Düğünümüz var vallahi bizim düğünümüz var. Heh, Engin Bey, ben arabayı yıkamaya götüreceğim de sizin bu arada bir işiniz var mı onu sorayım dedim. Arabayı bırak şimdi. Gel Tarık, gel. Fikrini almam lazım. Hayırdır gel. Fatoş'a yüzük bakıyorum da. Nasıl sence? Şimdi vallahi ben Engin Bey ne diyeyim? Yani tamamen sizin zevkiniz. Öyle değil Tarık. İnsanın ikinci bir sese ihtiyacı oluyor. Bak Ferit'in başı çok kalabalık. Bu sırrı da bilen bir tek sen varsın. Bunun fikrini alayım senin. Anladım. Anladım Engin Bey de ben bu şey yüzük falan işlerinde hiç iyi değilim yani. Ne diyeyim şimdi bilmiyorum ki, bir de öyle ince zevk sahibi falan biri de değilim. Ama bu yok bir önceki. Ha bu güzel sanki. Beğenir mi sence bunu? Ya oraları hiç bilemem Engin Bey yani. Allah Allah. Ben de bilemiyorum ki. Geçenlerde bir kolye aldım. Ondan sonra geldi iade etti. Yani bu yüzük tabii.
Hani evlenme teklifi geri iade edecek hali yok da. Ne bileyim. Geri vermez herhalde. Engin Bey, siz emin misiniz Fatoş Hanım'ın teklifinizi kabul edeceğinden? Eminim tabii Tarık. Niye emin olmayayım? Yok, ben bir şey bildiğim için değil yani. Ben yani şey için söylüyorum. Mesela ben olsam emin olmak isterim yani. Teklifimin kabul edileceğinden emin olmak isterim. Onun için. Eminim zaten ben Tarık. Yani Fatoş şaşıracak falan ama çok sevinecek bence. Hadi hayırlısı o zaman. İşte böyle babacığım. Ne yani? Böyle birdenbire. İstanbul'dayken bahsetmedin bundan. Evet babacığım. Çünkü biz birbirimizden emin olamadığımız için açılamamıştık. Sonra bir gün cesaretimizi toplayınca böyle oldu işte. Baba. Buradayım. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyeyim kızım? Zaten el öpme, isteme kalmadı böyle adetler. Siz aranızda anlaşmışsınız. Bize susmak düşer. Babacığım. İstanbul'da gözüme girmişti. Ama bileydim daha dikkatli incelerdim. Ferit çok iyi bir baba gerçekten. Tamam kızım, sen öyle diyorsan. Bak vereyim bir de annene anlat derdini. Tamam babacığım, hoşça kal. Anneciğim. Ay ne güzel ya. Ablam da sen de birilerini buldunuz kendinize göre. Ben kaldım. Ben de birini bulursam üçlüyü tamamlamış oluruz. Ben Engin'den ayrılacağım. Aa. Yani galiba. Aa. Yok ama ya eminim. Ayrılacağım ben Engin'den. Ay Fatoş ne alaka yani? Kavga falan mı ettiniz? Birinizi düzeltiyoruz öbürünüz yıkılıyor. Ya yok etmedik. Her şey iyi aslında. Aramız da iyi. Ama bir şey var yani olmayan. Bilmiyorum ama ne. Yani artık eskisi gibi içimden bir şeyler akmıyor ona. Yani bravo Fatoş'cum. Sabah sabah iki arkadaşla gerçekten şaka gibisiniz yani. İyi düşün bak. Şimdi akmaz sonra akar. Yok ya yok Asma. Ben ayrılacağım. Ablam ne diyor bu işe? Bilmiyor. Hmm. Bak bu güzel işte. İlk defa bir şeyi ablam bilmiyor ve önce ben biliyorum. Asuman bak bunu sakın Nazlı'ya söylemiyorsun tamam mı? Şu anda zaten tonla derdi var. Bir de bunu üzülsün istemiyorum. Ben bakayım şunu. Ben de şuraları toplayayım. Böyle bak doldu artık. Günaydın. Günaydın Ferit. Enişte. Ferit enişte. Nazlı söylemiş galiba. Söyledi, söyledi. Ne sırlıymışsınız siz de. Nazlı yok mu? Aa, var canım. Olmaz olur mu? Ablacığım. Ferit enişte geldi. Kim geldi? Ferit, Ferit. Enişte Ferit. Niye bağırıp duruyorsun? Anlamadım ki. Kim geldi? Ferit. Ne işin var senin burada? Konuşmak istediğim bir konu var. Biraz aşağı gelir misin? Ay ne gerek var canım aşağı inmenize. Bizim güzel salonumuza geçin konuşun. Biz hiçbir şey duymayız zaten değil mi Fatoş'cum? Ben odama falan gidecektim hem. Tabii tabii benim de odamda bir sürü işim var. Toplayacağım çok şey vardı. Asuman sen de bana yardım edersin hadi. Hı hı. İyi konuşmalar. Girsene içeri. Kızların kusuruna bakma. Nazlı, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Şirketteki son gelişmelerle ilgili konuşacağım. Evet, toplantıya sen de katılacaksın. Restorandaki yatırımın hakkında da bir açıklama yapacağım. Gerek var mı böyle bir şeye? En son gurmelere okkalı bir travma yaşattık zaten. Bence şu an için restoranın imajı hakkında açıklama yapmaya müsait değil. O gün her ne olduysa oldu. Tekrar etmesini engelleyeceğinden eminim. Sen İşine konsantre ol yeter. Restorandaki ortağım olarak toplantıya geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Peki. Annenle babana söyledin mi diğer meseleyi? Asuman da öğrenmiş. Herkese söyledim. Nazlı. Asuman'a gerçeği söylemedin değil mi? Ona hiç güvenmiyorum. Biliyorum. Ben de. O yüzden söylemedim. Bizi birbirimize aşık zannediyor.
İyi o zaman. Öğlen görüşürüz. Görüşürüz. Bugüne kadar beni hep Pusulu Holding'in saklanan yüzü olarak tanıdınız. Yıllarca ablam Zeynep Kaya ve kardeşim Demir Kaya üstlendiler bu görünür olma işini. Bildiğiniz gibi onların kaybından sonra aramıza Demet Önder katılarak Zeynep'in görevini devraldı. Pusul Holding'in çıkarları doğrultusunda da görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Gelelim benim şahsi yatırımlarıma. Basında olmayı pek sevmeyen biri olarak merakınızı cezbettiğimin farkındayım. O yüzden hepinizi buraya toplayıp tek bir açıklamayla aklınızdaki soruları cevaplandırmak istedim. Öncelikle işine duyduğu aşk ve sahip olduğu yetenekle beni bu sektöre girmeye cesaretlendiren Şef Nazlı Pınar'la tanıştırmak istiyorum sizi. Evet, Nazlı yiyecekleri birer sanat eserine dönüştürüyor. Akıllı bir yatırımcı için böyle bir yeteneği değerlendirmemek aptallık olurdu. O yüzden şahsi yatırım olarak Sakura'ya ortak oldum. Aslında Sakura'nın benim için anlamı çok daha büyük. Yeme içme sektörüne asla girmem derken kendimi restoranın ortağı olarak buldum. Aşık olmam derken oldum. Kesinlikle evlenmem derken evleniyorum. Sadece ortağım değil. Çok yakın zamanda eşim olacak. Biz nişanlandık ve hatta 2 gün sonra evleniyoruz. Resmen herkesi buraya bunun için toplamışsın ve benim haberim yok. Nasıl zor durumda kaldım, bir haberin var mı? Haberini olsa kabul eder miydin? Hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. Bulut almamız için elimizi çabuk tutmamız lazım. Onun için de bu evliliği herkese inandırmamız şart. Bunu yapmanın da en kolay ve hızlı yolu buydu. O yüzden şu takındığın gülümseme var ya, onu devam ettir ve oyuna katıl. İşbirliği yap ki bir an önce bu oyun bitsin. Beni çok zor bir duruma düşürdün. Sana bunu çok güzel edeceğim. Unutma ki bu duruma en başta sen bizi düşürdün. Canım. Arkadaş, işe bakar mısın ya? Ferit Aslan'a bakar mısın ya, Ferit Aslan'a? O güzeller güzeli aşçısıyla evlenecek. Bulut'un vesayetini bizden alacak. Bizi de şirketin kapısının önüne koyacaklar. İnanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Yalandan evlilik hazırlamış ya. Yalandan? Demetciğim, rica edeceğim ya. Sen farkında değil misin birbirlerine nasıl baktıklarının? Ha? Görmedin mi? Aşık bunlar birbirine. Ciddi ciddi aşıklar ya. Seviyorlar bunlar birbirlerini. Bir şeyler yapmalıyız Hakan. Doğru. Güzel söylüyorsun da ne yapalım? Nasıl yapalım? Ne yapacağız?
Şu anda görünen o, hiçbir şey yapamayız. Durum ortada. Bir çaresi vardır illaki. Aşk sana bir şey ifade ediyor mu? Aşk. Bu duyguyu insan kalbinden öyle söküp çıkarıp atamıyor. Anladın mı? Hatırlamıyor musun bizi? Biz birbirimize nasıl aşıktık? Nasıl seviyorduk? Nasıl uğraştılar bizi ayırmak için? Becerebildiler mi? Hayır. Bu da öyle işte. Onlar biz değil. Hem ayrıca şirketi almalarına izin vermeyeceksin herhalde, değil mi? Ne bileyim Demet. Elimden ne gelir bilmiyorum artık. Ya pes etmeyeceğim ama bu iş de öyle kolay olmayacak gibi görünüyor.